İyi akşamlar. Hiç kimseyle tartışmanız gerekmez. Hiç gaza gelmeyin. O trollerin işi gücü zaten insanları rahatsız etmek. Ondan görüyorum da bazı insanlar burada yazışırken tartışıyor. Gereksiz. Onlara boşuna o tatminatı yaşatmayın trollere. Ben hemen blokluyorum artık trolleri. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Bir dakika daha bekliyorum. Ondan sonra başlayacağız. Çok önemli konular var şu anda. Evet, yavaş yavaş. Döngüler üzerine ben kendi kitabımı tavsiye edeyim o zaman. Hazırlıyorum. Bir kitaptan öğrenilmez onlar. Evet. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. İlginiz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Asıl ana konular bugün akşam. İki gün önce FED beklenmedik bir şekilde birdenbire şu bilgiyi verdi ve açıkladı kendi sitesinde de. Onu paylaştım da Twitter'da. Pazartesi günü bir olağanüstü bir toplantı yapacak FED. Sürpriz bir karardı. Önceden anlatmıştım da Periskop'ta. FED kararını ille de resmi toplantılarında beklemeniz gerekmiyor diye. Beklenmedik anda da kararlar verebilir diye. Ve buyurun şimdi öyle bir açıklama yaptı. Pazartesi günü yarın Amerika saati 11.30'da, yani bizim saatimizden akşam 6.30'da FED bir toplantı yapacak. Ve o toplantı ardından da bakalım bir açıklama gelecek mi? Beklentiler arasına girersek ne yapabilir diye. Bakın oradaki açıklamada çok önemli bir konu var. Web sitesinde de yazmış. Diskonto faiz oranı hakkında görüşme yapacağız diye. Şimdi bir varsayımlarda bulunursak ben şöyle düşünüyorum. Fed'in elinde birçok faiz var. Çeşitli faizler var. Yani faiz cinsleri var kullanabildiği enstrüman olarak. Nasıl bizim Merkez Bankası'nda birçok faiz çeşitleri varsa Fed'in de var. Tabii ki herkesin dikkat ettiği Fed'in faiz oranı olarak politika faizi, yani Fed Fund Rate dedikleri oran. O da işte 0.25'te şu anda. Onu yükseltecek mi, yükseltmeyecek mi, 0.25'ten 0.50'ye çıkacak mı diye az daha bir senedir bütün herkesi ondan oyalıyorlar. Yalnız şu konuya gelirsek, diskonto faiz oranını Fed'in, bu faiz oranındaki yükseklik ne kadar etkisi olur diye bir konuşalım. Onu görmek için ne yaptım? Fed'in bilançosuna, cuma akşamki bilançosuna girip baktım internetten, araştırdım. Ve Fed'in bilançosunda bu diskonto faiz oranından kullanılan borç miktarlarını bir baktım. Evet, gerçek şu ki Fed'in bilançosunun boyutu 4.4 trilyon dolarken Fed diskonto oranından ilgili kullanılan borç miktarı 105 milyon dolar. Yani hiç gibi bir şey 4.4 trilyon yanında. Etkisi büyük olmaz o oranı yükseltirse, artırırsa. Peki neden o oranı artırsın derseniz aklıma tek şu geliyor. O oranı artırıp da insanlara diskonto oranını artırdık deyip piyasaların reaksiyonunu ölçmek isteyebilir Fed. Neden böyle bir şey yapmak ister? Çünkü son toplantısından sonra şöyle bir şey çıktı. Fed'in içinde Fed 12 tane bölgesel Fed'den oluşur Amerika'da. 5'i bunların 5'i faiz artışını olumlu bakarak, hatta faiz artışını istediklerini söylemişler. Birisi de faiz indirimi istemiş. 6 tane kalanın arasında birisi faiz artışına karşı, indirim istemiyor karşı.
İki tanesi de faiz artışı için daha ikna edilebilir gözüküyormuş. Yani bu ne demek? 5'e 2 daha eklerseniz 7 tane bölgesel FED faiz artışı isteyebilirmiş. Bu ortamda böyle bir açıklamadan sonra ne oldu? Aslında FED faiz artırabilir diye bir sinyal vermesine rağmen piyasa yükseldi. FED'i bu cesaretlendirdi bence. FED çünkü piyasayı ölçüp de karar vermeyi sevdiği için yarınki toplantısında belki test etmek için diskonto oranını yükseltebilir. Diskonto oranını yükseltirse piyasa nasıl bir tepki verir diye görmek istiyordur. Çünkü piyasa faiz arttı diye ve ardından da politika faizinde de belki Aralık ayında artış gelecek diye bir panike mi kapılır, kapılmaz mı, umursamaz mı? Belki onu ölçmek istiyorum. Yani bunlar tabii ki varsayımlar. Fed'in içinde oturmuyorum. Bunlar varsayımlar ve ekonomist olarak da bir yanaşımda bulunmak lazım şimdi buna bakarken. Bu bir değerlendirme. Yani herkes hemen bir paniğe kapılacağını önce bir bakın diyorum. Ne yazmışlar? Diskonto oranını konuşacağız demişler. Onun üzerine gidiyorum ben de şimdi ne yapabilir diye. Ha, bu şey demek değil. Diskonto oranını yükseltmeyi düşünürken kendileri arasında toplantılarında da genel anlamda FED faiz oranını, politik oranda yükseltme kararını alamazlar demiyorum. Öyle bir şey de mümkün. Yani son zamandaki makroekonomi temel verileri bütün dünyadaki ve Amerika'dakine bakarsak FED belki de çok az bir ihtimal olsa FED faiz indirimi kararı bile alabilir, alamaz diyemeyiz burada. Yalnız beklediğim şu, ben bir artış kararının olasılığını yüksek görüyorum. Yalnız ne olacak? Şimdi dünyayı çok değiştirdiler. Bakın 6 senede 234 senede bastıkları paradan fazla para basıldı. Hem de 4,5 katı basıldı o para. Akıl almayacak bir miktarda para basıldı. Bunlar böyle konuşuluyor ya, devamlı görüyorum böyle çaylak çaylak konuşanlar. Aa, basmışlar ne güzel piyasa. Öyle bir dünyada değiliz arkadaşlar. O miktarın bir etkisi var ve kalıcı bir etkisi var ekonomik anlamda. Onu anlayabilmek için ekonomiyi anlamak lazım. Şimdi ekonomide bir normal dediğimiz, yani normal oranı, büyümenin normal oranı vardır. Normal oranı büyümenin örneğin Türkiye'de demografik nedenlerde %4,5 üzerinde olması gerekir. Şu anda biliyoruz hepimiz Türkiye büyüse de %4,5'un çok altında, %3 civarlarında büyüyor. Yani bunlar hepsi bir küresel etki. Amerika için de geçerlidir bu. Amerika normal oranının yarısı gibi büyüyor. Neden biliyor musunuz? Aşırı borç miktarından. Şimdi gelelim onun bir hesabına. Nasıl bu hesapları nasıl düşünülür diye. Bayağı bir hazırlıklar yaptım bununla ilgili. Çünkü oradan yine bu hafta bir rapor olacak. Zirve Forex sponsorumuzun sitesinde zirveforex.com/kaan'dan bu hafta yine yazarsanız en kısa zamanda bu sefer daha hızlı mevcut olacak. Çünkü yarınki kararı bekleyip yarın akşam öbür gün sabah gibi hazır olacak. O rapor yollanacak. Bu zirveforex.com/kaan'a yazan herkese o raporu yollayacağız. Geçen haftaki raporu ben erteledim biraz. Sebebi de şuydu. Çok önemli gelişmeler vardı hafta içinde. Onları beklemek istedim. Bilhassa Fed'in kararlarını, sonuçlarını ve onları da o raporun içinde işleyerek de herkese yolladık. Umarım işinize yarar. Bir ekonomik bilgilenme, aydınlanma çok önemli. Şimdi geliyorum Fed'in ne yaptığına. Bu bol para ve düşük faiz ortamında ekonomiye kalıcı bir zarar verdi. Evet, yapısal bir zarar verdi. Onu anlamak için ekonomiyle biraz ilgilenmek gerekiyor. Böyle hemen yükseltti, dolar mı yükselecek, dolar mı düşecek, ne oluyor biliyorum. Onlar herkesin günlük çıkarı düşünceleri olsa da biz tabii biraz daha da derinle ilgilendiğimiz için ona bakıyoruz. Önemli olan şu. Nominal büyüme %3 varsaysak mesela aşağı yukarı şimdi tam virgüllere küçüklere girmiyorum rakamda. %3 bir büyümeyle gayri safi milli hasılanın borç gayri safi milli hasıla oranı %300 ise. Bak %3 büyüme %300'e gelmiş bir borç oranı gayri safi milli hasılara karşılığında. İma edilen nominal denge oranı o zaman %1'dir. %3 300'ün %1'i. Bu nominal, bakın, ima edilen nominal denge oranıdır. Buna ekvilibrium büyüme deniliyor. Fazla tekniğe girmeden benim istediğim şu, birazcık insan anlayışı olsun ekonomi nedir diye. Çünkü herkes konuşuyor da asıl neye etkisi olduğunu da anlamanızı istiyorum. Benim çabam sadece odur. 100 kişiden birisi anlasa da çok büyük bir faydamız olur. Çünkü ekonomide çok varsayımlar ve yanlış düşünceler paylaşılıyor.
Yalnız bu ne demek? %1 oranda olması ne ifade ediyor? Çünkü %1 oranda %100 gayri safi milli hasıla artışı gerekiyor. Borç masraflarını yalnız karşılayabilmek için. İşte buyurun. Böyle devasa borç miktarından düşük faiz ortamının etkisi budur. Bu da yapısal anlamda ekonominin büyümesini kalıcı baltalıyor. Bu Fed'i bir tuzağa düşürüyor. Nasıl bir tuzağa düşürüyor? Şimdi yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal durumundalar. Faizi artırsalar bile, ben şimdi diskonto faizini geçtik diyorum, gerçek politik faizi artırsalar bile en kısa zamanda karşılaşacakları küresel yıkımın yüzünden, zaten onların çok ciddi gösterileri var elimizde, hemen terse dönüp yine faizi indirecekler. Hatta o indirme negatif faize kadar gitmesi muhtemel. Çünkü bu yapısal bozukluğu hesaba katmadan konuşuyor birçok kişi. Bu yapısal bozukluk sayesinde negatife gider. Üstüne de parasal genişleme yapılır. Bu son ölüm coşkusunu yaratır piyasalarda. Ekonomiler zaten büyüyemez ve istenen bu. Allah aşkına bunu istemiyorlar falan, bu hikayelere inanmayın. Roma Kulübü kurulduğunda 1968'de en önemli ekonomik organizasyonlardan biridir dünyada Roma Kulübü'nün. Hedefi sanayi devrinin sonrası ve biz şu anda sanayi devri sonrasını, bileşim devrini, teknoloji devrini yaşıyoruz. Büyüme olmasını sıfıra yakın istiyorlar, büyümeleri, biliyor musunuz? Çok güzel başaracaklar ve zaten başardılar az daha. Oraya doğru gidiyor. Ama ve lakin teknolojik gelişme ve kalkınmanın yüksek olması isteniyor. Neden? İyi düşünün. Bakın, bu yapısal bozukluk nasıl bir etkisi olduğunu size söyleyeyim. Diyelim ki bu sıkıştığı tuzağında Fed tam istihdama rağmen üretim zayıf kalan bir ortamda, ve gerçekten o ortamı yaşıyoruz, şirketler zoraki olarak, çünkü ne diyor? Bizde diyor resmi rakamlarımıza göre tam istihdam var. Tam istihdam varsa o durumda şirketler zoraki olarak daha yüksek maaşlar ödemek zorunda kalır üretimleri gerilemesine rağmen. Bu da nasıl bir etki olur? Böylece bir nominal büyüme, rakamsal büyüme, nominal büyümede reel büyümeden daha yavaşlar. Çünkü enflasyon daha da düşer. Hani enflasyon artışı istiyoruz ya diyor, yalan. Yapamaz onu, tam tersi olur. Enflasyon daha da düşer. Nominal büyüme bu sefer reel büyümeden daha da yavaş oluşur. Yani bunlar anlatıyorum kafanızı karıştırmak için değil. Ekonomi budur. Ekonomiyi anlamak için belirli yaptığınız, verdiğiniz tepkilerin etkilerini de ölçmeniz gerekiyor. İşte bu yapmadan herkes para basıldı, kurtardık dünyayı. Şimdi birazcık artıralım, biraz indirelim. Şu olur. Öyle değil. Çok önemli kalıcı etkileri oluyor bunların. Bunlar anlaşılması gerekiyor. Çünkü bütün bu parasal genişlemeyle ve sıfır ve negatif faiz ortamından şimdiden bile ortalama normal büyüme rakamları dünyada yarıya düştü. Sayısal olarak. Bu gittikçe daha da yavaşlayacak. Çünkü yaptıkları büyük bir kepazelik. Yani bunu söylemekten yorulmayacağım. Hayır, yaptıkları devasa bir kepazelik ve maalesef vatandaşın ve halkın, bütün dünya halkının, insanlığın ekonomik cehaleti yüzünden insanlara bunları paketleyip güzelce dayatıyorlar. Herkes de hemen o mamayı kullanmaya başlıyor ama yapısal anlamda uzun vadeli hedefleri için zemini hazırlamış oluyorlar. Bu kadar bariz. Görebilen için tabii. Bir de görebilenler arasında görmesine rağmen gördüğünü ifade etmek istemeyenler var. Onlar da asıl o eğitilmiş, bilgili olmaları gerekenler arasında çoğunluktur. Maalesef böyle bir durum. Gelelim faiz artışı gerçek anlamda beklentisi, diyelim diskonto oranını yükseltti, o 105 milyon doları etkiliyor. Onu yükselttiği anda bir beklenti doğarsa politika faizi artacak diye, dolar yükselişi hızlanır. Hem de çok hızlanır. Şu anda dolar endeksi 100'de geçemiyor diyenlere şunu söylemek istiyorum. Faiz artışı
sinyalini verdiği anda oradan uçup gider. 120 seviyelerine gibi. Bakın varsayımda konuşmamız lazım. Çünkü ben bilmiyorum Fed bunun kararını verecek mi. Yalnız şu da var. Bugüne kadar olağanüstü toplantılarda bütün Fed tarihinde yalnız Fed faiz indirimler uygulamıştı. Neden? Çünkü olağanüstü toplantıları genelde finansal şok durumlarında toplantıları yapıyordu. Bu 2001 yılındaki 11 Eylül olayları sonrası ve 2008'deki krizde defalarca arka arkaya yaptı bunu ve faiz indirim kararları aldı. Bugüne kadar daha hiçbir olağanüstü toplantıda faiz artış kararı almamıştır. Bu demek değil ki bu sefer yapmaz. Yani sadece bunun bir tarihi anlamda bu tarihsel bilginin paylaşmak istediğim için söyledim. Peki. Ne oldu burada? Pardon. Peki. Devam edelim. Fed olaylarını konuşmamız lazım. Fed'in bir faiz artışı ciddi anlamda bizim gibi piyasaları sarsar. Bakın. Brezilya hakkında raporlar çıkıyor. Daha bu akşam elime geldi inceliyorum. Çok ciddi sorunlar var. Brezilya gibi ülkelerde çok rahat temerrütte düşen ülkeler. Önceden de yapmışlar. Neden? Kötüler mi? Ekonomileri neden zayıf derken işte bugüne kadar uygulanan devasa Fed'in parasal genişleme ve düşük faiz politikasının çok fazla sürmesi dünyayı ekonomik anlamda çaresiz bir duruma düşürdü. Neden? Çünkü o bol para nereye gitti biliyor musunuz? O bol para yanlış yatırımlar, kötü yatırımlar Türkçesinden, İngilizcesinden ekonomik terimde mal investment dediğimiz yanlış yatırımlara girdi. Nasıl? İnsanlığa 2009 yılından beri parasal genişlemeler, faiz indirimler şu empoze edildi. Ekonomiler toparlanacak, bol para var, yükselecek. Ne yapıldı o beklentiyle, o paralarla? Bilhassa gelişmekte olan ülkeler Çin ve Brezilya gibi şu girişimde bulundular. Maden ocakları açıldı, yatırımlar yapıldı maden ocaklarına. Çin'de fabrikalar kuruldu. Öyle bir kapasite fazlası yaratıldı ki karşısında o talep hiç bize oluşmadı. Bırakın oluşmayı. 2013'ten beri bu talep eriyor dünyada. Şu anda devasa yatırımların üstünde oturuyor bu ülkeler. Ne yapacağını bilmiyorlar bu aşırı kapasitelerle ve bunun sebebinden emtia fiyatları çöküyor dünyada. Çünkü onların talebi yok yeterince. O taleple o emtia fiyatları yükselmişti. Petrol da onun yüzünden birçok nedenin yanında bunun yüzünden düşüyor. Petrol fiyatı düşüyor, emtia fiyatları düşüyor. Ve burada gerçekten bir saadet zinciri başlıyor. Bu sefer emtiaya bağımlı olan ülkeler Brezilya, Şili vesaire gibi onların ekonomileri daralıyor. Çünkü emtianın talebi azalıyor. Bakın son 3 haftada çok önemli Dünya Ticaret Örgütü'nün dünya ticaretle ilgili veriler aldık. Ve onlara bakmadan böyle varsayımda masal konuşmaları ekonomiyle hakkında yapanlar aslında gülünç duruma düşüyor. Çünkü gerçekler onlar. Ticaret, mal ticareti dünyada. Ne durumda biliyor musunuz? Dünyadaki mal ticareti navlundan ölçersek, Baltic Endeks'in açıklamasını son raporumda yazdım. Ben de biliyorum oradaki yanlış yatırımlar yüzünden aşırı miktarda gemiler ve konteynerlerin oluştu. Ama talep yok. Karşısına talep gelişmedi hiçbir zaman ve talep gittikçe de eriyor. Burada bakın çok ciddi bir olay oluyor. Dünya ticaretinin artışı negatife döndü. Daralıyor. Dünya ticareti. Son rakamlar daha bu hafta gelenler Dünya Ticaret Örgütü'nden. Öyle bir yavaşlamaya işaret ediyor ki bunu son defa 2008 yılının başında gördük. Ondan sonra da 2008'in yavaşlaması oldu. Bakın gemi yok diyenlere de benim bir tavsiyem var. Arayın lütfen Baltic Kuru Yük Endeksini çıkaran, Baltic Kuru Yük Borsasını Londra'da, arayın Hong Kong'u, arayın Singapur'u ve Filipinleri vesaire. Her taraf gemi dolu. Navlun fiyatlarına bakarsak Asya'dan Kuzey Avrupa'ya, yani Avrupa'nın varlıklı bölgesine giden, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya giden navlun konteyner fiyatları son 3 haftada fiyatı %70'e yakın düşmüş. Bu korkunç bir rakam benim için. Baktım nasıl oldu diye, son defa 2008 yılında yaşanmış bu gerçekten. Dünya ticaretinin yavaşladığını bir ifadesi.
Bakalım bir son haftada, yani bu son geçmiş haftada ne kadar arttı? Sırf son haftada %28 düştü fiyatlar. Ha diyeceksiniz belki tek bir rota. Tabii ki bir şüpheci yaklaşımdan tek bir rotaya bakmıyorum. Gittim Akdeniz'e gelen malların navlun fiyatı konteynere Çin'den ne kadar oldu? Son hafta, ben sadece son hafta rakamlarını söylüyorum. Uzun vadelikler zaten grafiklerde ifade edip paylaştım. %22,5 Akdeniz'e Çin'den gelen navlun fiyatı düşmüş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne, hani herkesin alkışlıyor, dünyayı kurtaracak falan bu yalan konuşmaları ifade edecek ülkeye %8,5 düşmüş. Daha az düşmüş ama düşmüş. Önemli olan bu. Yani rakamlara bakarsanız çok ciddi anlamda ticaret yavaşlaması var. Sorun ne biliyor musunuz? Bu kepazelikle bu yanlış yatırımlara sebep olanlar, kapasite aşırı fazlalığının oluşumuna sebep olan merkez bankalar, bilhassa Federal Reserve ne yarattı dünyada? Bu kapasitelerin erimesi gerekecek. O maalesef ekonomilerde çok acı bir dönemdir. O acı dönemini geçmemiz lazım. Görmek istemiyoruz. Her şey güzel olacak gibi laflarla, polyanacılıkla olmaz ama. İhracat arttı. Bir şey söyleyeyim mi size? Çok çok çarpıcı bir rakam daha var. İhracatın ve ticaretin, dünya ticaretinde büyümeye olan etki oranı acayip azaldı. Eskiden 1 dolarla belirli miktarda bir etkiniz vardı ticarete. O rakamlar hepsi bende mevcut. Bugün o 1 dolarla o etkinin 3'te 1'ini sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. Bakın ekonomiye bakıyorsanız böyle şeylere bakmanız gerekir. Bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu aşırı borçluk oranı ve kolay ve çok bol para dediğimiz aslında önümüzdeki yıkım sürecinin temeli oldu. Ha şimdi geleceğiz klasik arkadaşlarımıza hep. Borsa yarın nereye gider bugün nereye? Ben onları hiçbir zaman cevaplamadığımı söyledim size. Yapmıyorum öyle şey. Yarın borsa nereye gidecek düşecek. Sadece çok önemli bir karar gelirse etkilerini yorumlarım. Yalnız borsaların dünyada ekonomilerle reel ekonomi arasında acayip bir şekilde kopma yaşıyor. Neden? Çünkü dünyada finansalleşme dediğimiz bu fenomen sayesinde kaldıraç yaratılıyor. Bu kaldıraç da yolunu en büyük miktarlarda finansal mali piyasalara buluyor. Mali piyasalar şişiriyor. Mali piyasalar şişirirken de reel ekonomiye artık bakmıyor. Kötü rakam geldi mi mali piyasalar daha da çok şiştiğini görüyoruz bilhassa son senelerde. Çünkü demek ki o zaman Merkez Bankası daha fazla para basacak. Yani şöyle bir çelişki, bir paradoksikal bir dünyadayız şu anda. Bol para sayesinde piyasa yükselmesine rağmen ekonomilerin iyi gittiğinin ifadesi değildir. Bu yanılgıya maalesef kamuoyu düşüyor. Ve sürekli düşüyor ve bu yanılgı içinde propaganda yapılıyor sürekli. Borsalar yükseldi, her şey güzel, dans edelim derken çok ciddi anlamda reel ekonominin takip etmediğini gösteriyor. İnsanlar gerçekleri sevmez biliyorum. Hep hayaller anlatmamız lazım. Bir şeyle vaat etmek lazım. Ondan sonra genelde belirli bir dönemde hüküm edersiniz. Bir yer belirli bir para pompalama pozisyonuna gene seçilirsiniz. Ondan sonra felakete sebep olup yok olursunuz. Dünyada genelde bunların da bir döngüsü vardır. Şimdi buna bakarsak Türkiye'de de mesela 5 milyonun üzerinde vatandaş kredi sebebinden takip altında. 5 milyon. Bunu 78 milyona karşı koymayın. Bu bizim seçmen rakamı dediğimiz çocukları falan içermeyen rakamı alırsak az daha %10'udur. Bu benim için çok ciddi bir rakam. Ha görmek istemeye görmez. Bir şey daha söylemek istiyorum. Saygıdeğer arkadaşlar, bütün izleyiciler arasında şöyle bir kitle var. Dolar, döviz, faizi acayip bir şekilde politize edip ideolojik anlamda ön yargıyla yanaşanlar. Yanaşın istediğiniz gibi ama realiteler, ekonomik realiteler ilgilenmez o konularla. İdeolojik anlamdaki yanaşımlarla ilgilenmez. Mevcut yaşadığımız dünyanın kuralları var. Ben o kuralları açıklamaya çalışıyorum burada. Yaptığımdan, anlattığımdan. Ondan bunları görmeyip de sürekli ideolojik anlamda anlamsız ekonomik için saldırıda bulunanlar, ya dolar endeksi bayılacak, dolar tutanlar kaybeder. Böyle şeyleri bırakın bu işleri. Ya ben görüyorum gene. Acayip bir ideolojik beslenmiş bir ortam var. Ya insan ne derse artık sıfsal diyor. O zaman var ya bakın. Hayal dünyasına hoş geldiniz.
Devam edin. Ondan sonra bir demiş, "Aa, ne oldu şimdi?" diyeceksin. Çünkü ilimin yolu var. İlimin yolu araştırma üzerinden gider. Biliyorum kulak veren pek yoksa da gene de öyle olduğunu değiştirmiyor o realitenin. Bakalım başka bir konuya. FED faiz artırırsa Brezilya, Türkiye gibi ülkelerde ne olur? Bu aşırı dolar borcundan bütün gelişmekte piyasalar az da Amerika'nın toplam devletinin borcunun yarısı kadar miktarı bu gelişmekte olan piyasalar 9 trilyon dolar yakın bir borç yükü taşıyor. Büyümeleri iyice yavaşlamış ülkeler, bir de bu borç yükünün dolar oranı artarsa faizi, bir de dolar artarsa üstüne tabii ki faiz artışından ne yapacak bu ülkeler? Herhalde sevinç içinde hoplayıp yarın daha da hızlı büyüyoruz diyenlere artık kulak veremezsiniz ortamda. Biz uzun vadeli düşünmemiz lazım. Bu ortamlar fırsattır. Bu ortamlar kulaçka, kulaçka için tohum dikme fırsatıdır. Allah aşkına bunu yapalım diyorum, bunu yapmamız lazım. Yaparız, yapmayız. Artık bir şey diyemem. Benim elimde değil bunu yapmak. Bu önemli. Faiz indirirse ne olur? Bakın. Faiz indirimi artışın ardından zaten gelecek diyorum. Çünkü strüktürel, yani yapısal anlamda piyasaları ve dünyayı öyle bir bozdu ki onu yapması gerekecek. Onu yaptığı anda da deli bir bol parayı sürecek. Zaten aşırı kapasiteli olan reel ekonomilerin hiçbir şeyine yaramayacak. Tüketimden üretimin yavaşlayan bir ortamda dünyada o para sadece yalnız mali piyasaları kabartacak. Mali piyasalarında tüketimi olan tek etkisi oradan bilhassa konut fiyatlarının artışından tüketime onun aktarması. Almaları için daha fazla borçlanmaları, ellerinde varsa kendilerini daha zengin hissetmesi. Başka bir etkisi de yok. Bunlar hepsi hayal, mayal onun dışındaki. Ne yapmış FED önceden? Böyle kararlar almış mı? Evet. Tarihine bakarsak çok kritik 1927'de G4'tü o zaman. Avrupa ülkelerinden Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika arasında kuruluyor. Ve G4'te 1927 yılında Avrupa'da sorunlar olduğu için, borç sorunları, döviz zayıflıkları olduğu için FED şöyle bir kanaada varıyor. Ya ben diyor onlara yardım etmek için diyor, faizi indireyim, dolardan çıkış olsun, dolar düşsün, onların dövizleri güçlensin, onlara destek olmuş olayım diyor. Ve onu yapıyor. Bakın empiri bu. Empiri gerçek dünyadan yaşanmış, test edilmiş, görülmüş bir şey. Sonucunu okuyabiliyoruz. Bunu yapınca ne olacağını da söyleyeyim size. Çünkü öyleleri var ki diyor ki ya FED faiz indirirse doların sonu gelecek. Hayır, gelmeyecek lütfen. Empiriye bakın. Para faizin inmesine rağmen dolara kaçıyor. Ve 1927'den 29'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin piyasaları balonlaşıyor. Kabarıyor. Avrupa'dan para Amerika'ya kaçıyor. Faizlerin inmesine rağmen Amerika'da. Ya şu anda benzer olay olur. İlk anda dolar bitmiş gibi gözükse bile hayır. O bile doları besler. Ha, faiz artışı doları daha da besler. Ondan bu kıskaçın içinde FED zaten. Burada hep büyük yanılgı var. Yani şimdi FED faizi indirdi. Ama zaten sürekli indiremeyeceği de biliniyor. Belki bir adım atacağım, uzun zaman bir şey atamayacağım diyor. Hatta kısa zaman sonra belki terse çevirmesi gerekecek. Ve parasal genişlemeye geçecek. Ondan doların yükselişi devam edecek. Ve daha da bayağı bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Seyri öyle. Bu sırada neden devam edeceğini, başka nedenlerine gelirim. Besleyecek başka konu var onu. Avrupa Merkez Bankası da 3 Aralık'ta parasal genişlemeyi büyütecek. Parasal genişlemeyi artırdı mı, avro zaten çöküşte olan daha da düşecek. FED bu ortamda bir de faiz artırırsa daha da fazla düşecek diğer para birimleri dolara karşı. Dolar her türlü güçleniyor bu ortamda. Evet, böyle ortamlar var. Çelişkili gibi de gelse, mantıktan yürütürseniz, geçmişteki olaylara bakarsanız tarihte bunlar oluyor. Çin hakkında bir söylenti var. Bu gece, bu sade söylenti, bunu paylaşmak istiyorum bilginiz olsun diye. Çünkü fark ettim yarın FED toplantısı olanı bilmeyenler bile var. Çin bu gece belki bir devalüasyon adımı ya da bir faiz indirimine gidebilir diye bir söylenti var. Bu gece olsun olmasın Çin konusu çok ciddi anlamda olacak.
bu günlerde olacak. Çünkü Çin'in IMF kararı, SDR alma kararı da işte bu haftanın sonunda bekleniyor. Şimdi hep diyorlardı bu hafta içinde 30 Kasım'a kadar bir gün bekliyor. O da bakın bu haftaya geliyor. 22 Kasım'da başlayacak haftanın hareketliliği canlandıracağını sizden geçen hafta paylaşmıştım. Tabii gene her zamanki gibi maruz kaldık. Eleştirdi herkes. Nasıl bilebilirsin? Nasıl? Ya döngüsel diyoruz. Onun neler olduğunu da ilk defa bu hafta paylaştığım raporda bir girişini yaptım ki. Yani sağlıklı bir giriş yapmak lazım. Ani çözüm isteyenler için bir cevabım var şimdiden. Kötü haberim. Öyle bir günde öğrenilecek şeyler değil bunlar. Bir günde öğreneyim, hokus pokus yapayım. Öyle bir şey yok. Bunlar çok ciddi çalışma ve bir şeylere işaret ediyorlar. 22 Kasım'daki başlayacak hafta hızlanacağını söyledim. Ve hareketlilik artıyor. Birdenbire ne oldu? FED beklenmedik bir toplantı anons etti 23'ünde. Buyurun. Çin bu hafta içinde o devalüasyon adımlarına girebilir. Bu hafta girmedi belki yakında. Bu gel önümüzdeki haftalarda birçok şey olacak hareketlilik. Yani Çin'in zaten çaresiz devalüasyon yapması gerektiğine inanan biriyim. Bir değil birkaç adım daha atacak. Ciddi devalüasyonlara gireceği o aşırı kapasiteleri eritemez. Bakın bunların hepsi ekonomik nedeni var. Bunlar benim istediğim finansal gelişmeler falan değil. Ekonomiye bakarak bunları okuyoruz. Unutmadan çok önemli başka konulara değinmemiz lazım burada bunu konuşurken. Ya savaş sorup duruyorsun. Savaş var. Üçüncü Dünya Savaşı başladı. O savaşın da adı var zaten. Önceden yıllar önce sessiz savaş diye piyonlar dizildi. Bu satranç masasında hareketler yapılıyor ve çok ciddi anlamda o da bu hafta bile gelir. Çünkü 22 Kasım haftası bunu da gösteriyor savaş döngüsünde. Operasyonlar gelebilir beklemediğimiz. Kara operasyona vesaire. Bu gün haberler çıktı. Tabii belirli kaynakları takip edebilenler için Ukrayna'da seferberlik anlamında hareketler yapılıyormuş. Ordudakiler çıkarılmıyormuş, paralı askerler alınıyormuş. Ukrayna'da bile bir hareket bekleniyor. Bu Paris'ten sonraki olaylar öyle bir döngüsü anlamda olaylar var ki iterasyonlar. Tak 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 böyle bir dağılacak, büyüyecek. Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz zaten başladı. Adı sonradan konacak. Bu işler çok artacak. Bu ortamdayız biz. Bu ortamda ekonomik savaş zaten var. Kur savaşları çoktan var. Bütün hepsi döviz birimlerini zayıflattığı için dolar zaten yükselmekten başka bir çeşit şeyi yok ki, şansı yok ki. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, hatta Japonya savaş gemileri yollayacakmış bu hafta Çin denizine. Ya altın almayalım bu zaman. Alalım değil, daha henüz erken. Çünkü faiz artışı FED önce bir faiz artışı yaparsa altına büyük satış gelir. Yani burada daha dibini görmedik altının. Dip testini yaptı, daha görmedik. Daha ona bir sinyalimiz yok. Ve altın yükseliş başladı mı çok büyük bir yükseliş olacak. Orada kaçıracağım düşüncesinden yanaşmayın. Bakın piyasalarda kaybetmenin bir kesin yolu vardır. Hep tepeyi satacağım, dibi alacağım düşüncesi. Gereksizdir büyük trendlerde. Bakın doları 1.50'den alsaydınız TL doları ya da 1.80 ya da 2'den fark etmiyor. Kazanmıştınız. Trendi kazandınız. Yani hep dibinden alacağım, tepeden satacağım demek ruhsal bir bozukluğa yol açar. Yani zararın kesin yolu odur. Ya o lütfen ona kapılmayalım. Daha aşağıya hareketi var ve aşağı hareketinde de ölçüyoruz. Baktık oraları olmadı, bir yükselişi başlattı. Alırsınız ne var ki, o hareket çok büyük olacak. Kaçırdım diye düşüncesine kapılmayın lütfen. Yani o çok yanlış olur. Bir şey unutmayın. Orta Doğu'ya bakarken, savaşı konuşurken çok önemli adımlar var. Ve aktörlere bakarsanız da iyi incelerseniz ne olduğunu görüyorsunuz. Piyasalar için de geçerlidir. Her zaman söylediğim gibi Sun Tzu'nun savaş stratejilerini okuyun. Bir şey değil, 5-6 liraya satılan bir kitap Allah aşkına. Onu okuyamıyorsanız zaten o zaman pek bir umut yok. Sun Tzu stratejilerinde çok önemli bir strateji vardır. Her hafta bazı stratejilere değiniyorum. Bugün de onu söylemek istiyorum. Muzaffer savaşçılar önce kazanır, sonra savaşa gider. Oysa yenilmiş savaşçılar önce savaşa gider ve kazanmaya çare arar. Bu çok önemli. Yani belirli aktörler ne yaptığını önceden biliyor kazandığını. Ona göre davranıyor. Unutmayın. Birçok aktör yenilmiş zaten. Savaşa giriyor da bir çare arıyor.
Bu çok önemli bir farktır. Sun Tzu'nun kurallarından çok önemli bir kuraldır bu. Onları göz önünden kaçırmayalım. Şimdi başka bir konu daha var. Ona değinmek istiyorum. Bu sürecin içinde insanlığı ve insan tarihini akıl almaz şekilde değiştirecek ekonomik hayatlarımızı, bizim vatandaşlar olarak hayatlarımızı en derine kadar etkileyecek kararlar alınıyor şu an. Ajanda 2030, 21 Eylül'de açıklandı. Papayla, bir dini lider tabii ki, ruhban sınıfından geldi. Birleşmiş Milletler de ilk defa bunu açıkladı. Ajanda 2030 altında insanlığa pop dünyasından, Hollywood dünyasından, siyasi ve ticaret dünyasından milyarderler, ünlüler çıkarıldı. Böyle güzel bir videolarla tanıtım yapıldı. İnsanlığın bütün dertlerine deva olacağız 2030 yılında diye Ajanda 2030 açıklandı. Türkiye'de kimse konuşmadı. Ben görmedim. Medya zaten anlatmadı. İşine gelmiyor kimsenin. Ama Ajanda 2030'u 196 ülke taahhüt altına aldı, imzaladı. Ya. Ve ne etkiler olacağını, 17 tane büyük hedef, 169 tane de onun altındaki hedefleri açıkladılar. Açlığı ve fakirliği nihai yeneceğiz. Çevre dertlerine çözüm bulacağız. Vesaire. Onların hakkında derin ekonomide yazım var. Bir hafta içinde çıkacak. Bayağı bir araştırmasını yazdım çünkü yazmam gerekiyordu. Artık birileri bunu anlatması lazım dedim. Ajanda 2030 bizleri tamamen kısıtlamaya doğru kurulmuş bir şey. Şirketokrasinin dünyada daha da güçlenmesini, çünkü şirket lobilerinin arkasında neler döndüğünü kimse bilmeden hemen böyle kabul ediyor. Orada acayip kararlar verecek ve bahane olarak da çevre kullanılacak. Bakın, bugüne kadar daha bu cahillik, cehalet var. Ya işte iklim değişimi, ısınma, buna inanan okumuş cahillerde hepsini lütfen şimdiden hiç benden tartışmaya girme o konularda. Gülünç. Gülünç. Devasa bir propaganda o. Neden biliyor musunuz? İnsanoğlunun faaliyet alanlarında muhtemel her faaliyetiniz bir türlü çevreyi etkiliyor. Bir etkisi var. Bir nevi. Öyle olduğu için çevreyi merkezi konu alarak çevre üzerinden bizlere her türlü yasalar, kurallar empoze edilecek. Bakın, negatif faiz diyen ve konuşanlar onu anlamadan konuşursa çok büyük bir gaf yapar. Neden biliyor musunuz? Negatif faiz uygulayabilmek için sizin paranıza hakim olmalı lazım. Paraya hakim olmaları için de sizin nakit kullanamamanız gerekiyor. Bu sıra nakiti kullanmayı dünyada kaldırmak istiyorlar. Nedenmiş? Bakın. Onların anlattığı neden, her şey kontrol altında, daha güzel, daha rahat olmaz. Hiç 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 hiç. Gerçek şu. Nakit belki ufak da olsa bir özgürlüğün, hürriyetinizin bir simgesi oluyor. Bankanız faizi negatife indirdiyse, sizin tasarrufunuz varsa, o para negatif faizle ne oluyor biliyor musunuz? Gaspa uğruyorsunuz. Sizden negatif faiz. Siz parayı tutmak için bankaya para veriyorsunuz. Faiz işleyeceğine bankaya veriyorsunuz o faizi. Peki nakit kullanımı olduğu dünyada isterseniz gidip bankadan bu parayı çekersiniz. Çekerim ve bu oldu biliyor musunuz? İsveç'te bir senedir fazla negatif faiz uygulanıyor tasarruflara. Ama resmi rakamda Merkez Bankası'nda negatif faiz var. Ticari bankalar bunu uygulayamıyor. Hepsi ufak da olsa bir faiz ödüyorlar. Çünkü şunu fark ettiler. Negatif faiz uygulamaya kalkınca tasarrufçu parasını bankadan çekiyor nakiti. Çekilmesin diye ufaktan veriyorlar. Şimdi gelin şöyle bir dünyaya. Ajanda 2030. İnsanlığın geleceği. Nakit kullanımını kaldırdık. Paranızı çekemezsiniz bankada. Maaşınız oraya geliyor, ödemeler geliyor. Her türlü her şey tasarrufunuz bankada birikiyor. Hepsi negatif faiz uygulandı mı? Ve ne oluyor biliyor musunuz? Sizin paranızı soyabiliyorlar. Çekemiyorsunuz çünkü. Neden bunu yapsınlar diyeceksin? Sadece bir gasp peşme. Hayır. Hoş geldiniz Keynesyen dünyasındaki daimi olan Keynesyen'in tavsiyelerine. Keynesyenizmin tavsiyesi tüketimi canlandırmaktır. Sizin paranız eriyorsa bankada, nakit olarak çekemiyorsanız tek şansınız kalıyor. Tüketmek, tüketmek, tüketmek. Zorunlu bir tüketime giriyorsunuz, tasarruflarınız olmuyor ve kalıcı bir sistemin kölesi oluyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman mali özgürlüğe ulaşamayacaksınız o ortamda. Ben korku filmi anlatmıyorum.
Şu anda gerçekleşiyor. Ajanda 2030'da bu imzalandı. En büyük istekleri bu ve bunları gerçekleştirecekler. Dijital paraya geçirerek herkese de çok güzel gene renkli empoze edilecek. Çünkü kimse incelemeyecek, gene kabul edecek ve güzelce dayatılmış olacak. Hoş geldiniz paranızın soygun ortamına diyorum ondan sonra. Ve artık inceleyin, bilin ne olduğunu. Ajanda 2030 birçok konu arasında bunu içeriyor. Ajanda 2030'un dediğim gibi çevre üzerinden hüküm edileceği için el ele gittiği dünyanın en büyük diplomatik konferansı var. COP diye, COP diye geçiyor. Birleşmiş Milletler'in İklim Değişim Konferansı. 21. defa Paris'te olacak. Paris'te. Vay be, ne tesadüf. 30 Kasım'da başlayacak. 30 Kasım'da Paris'te 21. oluyor. Bunun 16.sı Meksika'da olmuştu. Cancun'da 2010 yılında. Orada ben kendim delege olarak katıldım ve bunun arka perdesini de görebildim. Ondan bunu anlatırken bir şeye dayanarak anlatıyoruz. Yani burada o zamandan anladım ne olduğunu. Bu iklim değişim olayı tamamen bir hikaye. Kesinlikle gördüm, konuştum. Bilim adamından sonra ne olduğunu gördük. Ne için kullanılacağı bile ifade edildi. İnsanları vergilemek için, insanları yönlendirmek için, İnsanları kontrol edebilmek için. Ve bakın, 21, COP21, 30 Kasım'da Paris'teki toplantıda tarihte ilk defa bir elle tutulabilecek sonuç gelecek. 20 tanesinde önceden hiç kimseye bağlayacak sonuçlar olmadı. İlk defa 196 ülkenin imzalayacağı küresel iklim yasalarına kabullenecek. Hepinizi etkileyecek. Şu anda kimsenin farkında değil, umrunda değil. Çünkü bilmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Herkesi etkileyecek. Birdenbire her kullandığınız her şeyden çevre vergileri kesilecek. Sanki vergiler yetmiyormuş gibi 455 tane vergimiz var tek bizim ülkede. Her şey vergilenecek. Çevre koruma altında. Ajanda 2030'un en büyük planlarından ilk adımı bu olacak. Çevre için iklim değişim altında küresel yasa ve 196 tane ülke bunu kabul edeceği bekleniyor. Hoş geldiniz küresel yasaların hükümdarlıklarına. Şimdi unuttuğum bir şeyler varsa düşünüyorum. Unuttum aslında bunlara değinmek istedim. Ajanda 2030 hakkında yani 1.000 sayfa kitap yazılabilir. Onun sitesine gidin, İngilizcesi olanla incelesin. Yoksa ben yazdım, bu bir hafta sonra çıkacak Derin Ekonomi dergisinde. Bunları da birçok seminerlerde anlatacağım. Çünkü bundan sonra bizim için çok önemli bir konudur 2030 ajandası. Bilinçli olun lütfen, inceleyin, bilin. Dolar, devamlı dolar diyorsunuz, gene anlatacağım. Dolar endeksi küresel anlamda yükselişte ve yükselişin devam edecek. Avro zayıflıyor ve zayıflamaya devam edecek parite olarak dolara karşı. Bütün diğer döviz birimleri dolara karşı zayıflıyor. Şimdi devamlı TL'ye gelirken böyle TL sentrik Türkiye merkezi dünya düşünülen, dünyanın %1'iyiz ekonomide. Gerçek anlamda satın alma paritelerine göre bakarsak Türkiye aşağı yukarı %1.35'i, yani birin biraz üstü dünyada. Ama satın alma paritesine göre 5 senedir de o pozisyonda 1 gram hareket etmemiş. Ona bakarsak şunu bak. Fed faiz artışında dolar ani hareketlen yükselir. Ani hareketlen. Fed faiz indirimi olursa doların zamanı bitti diye bir düşüş yaşar. Sonra kısa zaman sonra gene küresel para akışları Amerika'ya gittiği için dolar yine de yükselir. Kapitalizmin alternatif teorisinin çok güzel bir şekilde çözümü var. Onları da değindim. Benim yazdığım konuda Ajanda 2030 hakkında. O konuda çözüm var. Ben hiç korkmuyorum. Kapitalizm sonu geliyor. Şöyle geliyor. Değişimi yaşayacak. Çok güzel çözümleri var. Ve o çözümlerde bakın önemli olan şu: büyüme üzerine. Kim demiş ki büyüme fakirliği kaldırıyor? Hiçbir empirik data yok. Büyümeyle fakirliği azalttığımızda tam tersi. Dünyada fakirlik artıyor. Ya artmıyormuş gibi pazarlanıyor size. Neden öyle olduğunu da yazdım. Hepsi var o verilerin. Dünyada büyüme değil. Ekonominin, döngüsel ekonomi çevreyle bağdaştırabileceğimiz barış içinde bir döngüsel ekonomi, lokalize, küreselleşme değil, daha çok yöreselmiş bir ekonomiye giderseniz kalıcı bir büyüme artı refah yanında en önemli faktör bizim dünyada unutulan saadet de oluşuyor.
Çünkü şu anda yok. Herkes stres içinde. Devamlı baskı, devamlı hep şeyler var. Yani zamlar var, enflasyon var, şu var, bu. Herkes bir stres içinde. İşi gücü milletin hap kullanmak, içmek, ilaçtan çözüm bulmak vesaire. Yani bakın bunlardan hepsinin çözümü var. Alternatif bir kapitalizm mi? Var. Boşuna bunu çok önemli iş adamları bile çıkıp da bizim ülkemizde de çıkıp da bundan bahsetmiyor. Kapitalizm sonu geliyor. Geliyor. Ama sorun şu, bilinçsiz vatandaşlar olarak, bilinçsiz ve ilgisiz insanlığın üzerine bir şey dayatılabilir. Bilinçli olursa insanlar ne yapıldığına, huzurlu bir ekonomik sistem oluşabilir. Şu anda maalesef onu görmüyorum. Şu anda daha otokratik olacak her şey önce, daha otokratik yönetilen bir sistem içinde yürüyecek bunların hepsi. Çünkü kimse ilgilenmiyor. Evet, şimdi başka anlatacağımız konularda bakarsak, ne vardı? Fed'i anlattık aslında. Fed'in yarınki kararını yakından bakalım. Belki bir periskop bile yaparım. Yarından sonra bir karar gelirse aniden bir şeyler anlatıp onu paylaşmak isterim. Çünkü bu çok önemli. Onun dışında dünya ticaretinin yavaşladığı ve çok ciddi yavaşladığını bu raporda, yarından itibaren hazırladığım raporda bu çıkacak. Zirveforex.com/kana lütfen yazı yazın, yani e-mailinizi atın, oradan paylaşacağız o raporu. Buradaki bütün gelişmeleri içerecek. Fed'in hakkında Ajanda 2030, COP, ondan sonra dünya ticaretinin gelişmesi, bunları içerecek. Orta ve uzun vade, zaten bunların hepsi orta ve uzun vade. Kısa vadede Fed'in kararı, IMF'nin Çin kararı, Avrupa Merkez Bankası hepsinin önünde şu anda. Savaşın derinleşmesi maalesef kaçınılmaz bir şekilde. Onun dengeler öyle bir gösteriyor. Bu hafta ivme kazanıyorlar. Bu hafta bir şeyler olacağını bekliyorum. Orada savaş anlamındaki dünyaya o belanın daha da genişlemesi bölgesel anlamda. Ukrayna'da gene ısınması. Güney Çin denizinde bir türlü bir şey başarmak istiyorlar. Bir savaşa sokmak istiyorlar Çin'i. Japonya, Amerika vesaire, Filipinler orada da çay karışacak. Bir sene içinde kimse diyemeyecek ki savaş var mı? Yani şu anda bile şaşıyorum ya. Bizim bile ordumuzun 55 bin askerinin hazır olduğunu kara operasyonla konuşulan bir ortamda öyle insanlar çıkıyor ki savaş felaket tellalı, savaş çığırtkanı, yok savaş yok ki. Böyle konuşan insanlara şaşıyorum ya. Her gün binlerce insan savaştan ölüyor. Var tabii ki. Savaş hep daimi olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden kurulduğundan bu yana 1776'da sadece 7 sene savaşta olmamış. Ya bırakın bir gerçekçi olalım. Evet, şimdi bir şey, Amerikan seçimleri çok önemli bir konu. Amerikan seçimleri tam bir sene sonra. Bir sene sonra Amerikan seçimleri olduğu için genelde Fed seçimlerin olacağı yılda faiz artırmaz. O da var. Şimdi onu da göz önünde bulundurmamız lazım. Fed yarın faiz artırır mı artırmaz mı konusunda elbette bu da konuşuluyor. Çünkü bir seçim yılına giriyoruz. Fed faiz artırırsa o seçim yılında çok büyük bir istisna olur. İmkansız diye bir şey yok dünyada ama o istisna olur ve seçimlerden sonra, gelecek senenin seçimlerinden sonra bir senemiz var. Bu savaş konusunu artık konuşma değil, Allah muhafaza, herkes hissedebilecek gibi bir durum oluşacağını görüyoruz. Daha fazlasını anlatmak istemiyorum. Ne zaman anlatsak herkes bunlardan korktuğu için duymak istemiyor. 2012 yılında bunları televizyonda anlattığımızda artık bizleri men etti. Nasıl savaş dersin? O zaman Suriye başladı. Dikkatli olun bu gelişçe dediğimizde. Böyle mi olur? Ne? Zaten böyle sade günübirlik yüz göstermek isteyen insanların olduğu ortamlarda bir ifade edemediğimiz yerde de olmamız gerekmiyor. Yani insanlar anlasın diyorum. Bakın bu Fed'in ekonomik anlamdaki olduğu etkiyi anlayabildik mi? Yani nasıl bir yapısal bozukluğuna neden olduğunu. %3 büyümeyle %300 borç gayri safi milli hasıla oranı oldu mu? O zaman ima edilen nominal denge, nominal ekvilibrium denge dediğimiz aslında %1 olduğunu anladık mı? %1'dir. Çünkü %1 oran için %100 gayri safi milli hasıla artışı gerekiyor. %3'ten %300 ise %3'ten 4'e gitmeye 400. Bunlar çok önemli. Bunları anlamadan ekonomi hakkında konuşulamaz bile. Konuşanlara şaşıyorum ben ne anlattıklarını. Yani nereden anlıyorlar, nereden okuyorlar bunları bilmeden anlatamayız. Altın pik değerlerini konuşurken onlar hakkında daha çok konuşacağız. Çünkü onları göreceğiz. Orada çok güzel bir yerden alınacak. Korkmayın diyorum. Onu ille en düşük dipten alacağım düşünceyle kesinlikle yanaşmayın.
Emtialar kalıcı düşüşe devam edecek. Her zaman dediğimi tekrarlıyorum. Petrolün düşüşü dalgalana dalgalana. Orada geçen sene de bunları televizyonda anlattığımda çok kişi saldırdı. Her şeyi bilip böyle mühendisler falan. Olamaz. Petrol gene yüzlere gider. 70. Hayır. Petrol 39'u gördü. Petrol dediğim gibi bu ortamda hem petrol çağının sonu getiriliyor hem aşırı kapasite ortamındaki o talebin azalması nedeninde artı küresel ticaretin azalmasından talebi azalmasına artı alternatif teknolojiden gelen bir ortamında bir daha görmeyecek onları. Petrol nihai olarak dipteki marjinal üretim maliyetlerine doğru gidecek. O da 8'den 15 dolar arasında bir yerde. Ya ve artık bundan da korkmak yok. 100 küsür dolarlardan gelmiş 39. Ha buradan artık 15'e 20'nin gitmesine imkansızdır. Konuşanları da uyarmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet. Herhalde bugün gene yavaş yavaş sonuna geliyorum. Fazla kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Yani birçok rahatsız edici konulara değindim. Maalesef artık görevimi rahatsız etmekte görüyorum. Çünkü böyle şeylere, bakılmayan şeylere bakmak gerekiyor. İnsanlığın anlaması gerekiyor. Yarın önemli adımlar, önemli kararlar verilebilir. FED'den çok yakından takip etmemiz lazım. Onları gözden kaçırmayalım. Hatta diyorum da bir karar, bir şey çıkarsa ben o zaman spontane olarak ani bir periskop yapabilirim Twitter'den bildirerek. Çünkü çok önemli dönüm haftasındayız. Hareketlilik artacak dediğimde de şöyle bir şey daha. Bunu da bir kısaca şunu da söylemek istiyorum. Biz gerçek traderler, gerçek traderseniz, ticaret yapıyorsanız piyasalarda gerçek anlamda benim için en önemlisi hareketliliktir. Yönü ilgilendirmez bile fazla. Hareketliliğin artacağı zamanında volatilite dediğimiz üzerinde ticaretin stratejileri vardır. Daima onu yaparsınız. Seçim öncesi yükselecek düşecek diye düşünmem. Hareketliliğin artacağını bildiğim için alış opsiyonu ve satış opsiyonunu alırım. Straddle, strangle mesela kafanızı şişirmek istemiyorum. Ama straddle, strangle stratejiler vardı. Onu yapardım daima. Müthiştir. Yani biraz finansal eğitimi artırmak lazım. Ben tüccarım, borsayla uğraşıyorum deyip de onları bilmeyenler yani kusura bakmasınlar. Dünyada her durum için bir strateji uygulanabilir. Evet. Herkese teşekkür ediyorum bugünkü ilginiz için. Gene bir yazım çıkacak, raporum dediğim gibi son defa onu söylemek istiyorum. zirveforex.com/kaan'dan onu gene bu hafta temin edebilirsiniz. Son haftalardaki raporları paylaştım herkesten. Elinize geçmeyenler kaldıysa nedenlerini bilmiyorum. Lütfen bana bildirin, paylaşmak isterim. Herkesin ilgisi için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir pazar akşamı diliyorum. Ve başarılı bir hafta ve çok dikkatli olun. Çok hareketli bir hafta bekliyor bizi her konuda. İyi akşamlar.